bugünkü konuğumuz Gökhan Erdoğdu, Maxsoft kurucularından. Hoş geldin Merhaba, Gökhan. Merhaba. Bugün kendisiyle iş süreçlerinde dijital dönüşümü konuşacağız. Evet, şöyle başlayalım aslında. Bu dijital dönüşüm kelimesi güzel bir kelime. Ne anlamalıyız? Evet. Biraz bize oradan da sorulara devam edelim. Ha. Tabii her yerde kullanılıyor değil mi dijital dönüşüm? İnsan evet, merak ediyor ne demek kelime. Bu dijital dönüşüm diye. Aslında bizim tarafımıza baktığımız zaman konu başlığımız da iş süreçlerinde dijital dönüşüm. Evet. Dolayısıyla biz dijital dönüşümü şu şekilde tanımlıyoruz. İş süreçlerimizin teknoloji yardımıyla daha verimli ve daha rekabetçi hale gelmeyi aslında içeren sürece biz dijital dönüşüm diyoruz. Evet. Hatta çok güzel bir, her zaman benim de sunumlarımda kullandığım bir cümle vardır. Bu Mark Andreessen, iyi bir teknoloji yatırımcısıdır. Hatta belki hatırlarsın ilk browser vardı, Netscape Navigator Tabii. diye. Hatırlıyorsun değil mi onu? Onun da asıl kurucularından birisidir. Diyor ki Mark Andreessen, software is eating the world. Yani yazılım dünyayı yiyor. Dolayısıyla bu dijital dönüşümde en önemli noktalardan birisi tabii ki o yazılım teknolojilerini kullanarak süreçlerimizi daha kişilerden bağımsız, daha her yerden erişilebilir ve pazarda bizi bir adım öteye geçirip daha rekabetçi yapabilecek bir dönüşüm sürecine biz Bu dijital güzel, bu dönüşüm tabii bu diyoruz. işin güzel tarafı. Peki dijital dönüşümde bir firmanın dijital dönüşümü ise başvurmadan önce neye sahip olması? Yani sizin tarafınızdan da o firmanın kabul edilip bu dönüşüm yolculuğu başlamadan önce o firmada minimum standartlar nedir? Aslında şöyle tabii dijital dönüşüm sonsuz bir süreç. Yani biten bir süreç değil. Evet. Hatta bazen biz toplantılar yaptığımız zaman bazı müşterilerimizle ya biz dijital dönüşümümüzü tamamladık artık ihtiyacımız kalmadı diyorlar. Tabii böyle bir şey mümkün değil. Çünkü her gün yeni bir ihtiyacımız Doğru. oluyor. O yeni ihtiyaçların her geçen gün yine yazılım desteğiyle o süreçlerin dijitalleştirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla şöyle bir nokta çok olmuyor. Biz dijital dönüşmek istiyoruz. Hadi gelin bize destek olun. Çok karşılaştığımız bir konu değil. Genelde pazarda gittiğimiz firmalarda bunu anlatmaya çalışıyoruz. Firmaların neler yapabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz daha iyisini bulana kadar en iyisi elinizdekidir. Dolayısıyla Şeyi soracağım. Türkiye ile dünya nerede ayrışıyor? Yani şimdi dünyada bir dijital dönüşüm var. Türkiye'de de var. Nerede evet. ayrışıyor? Yani Türk şirketleri nerede ayrışıyor? Mesela hangi konuda ne bileyim biz bunu istiyor, istemiyor veya yani veya diyor ki biz sadece şu kısmını yapalım. Hani sadece biz işte müşteri yönetim tarafını yapalım veya işte satış tarafını yapalım, dijital pazarlama yapalım. Yani burada ayrışma noktasında Türk şirketlerinin ayrışma nokta var mı dünyada? Aslında en büyük ayrışma noktası bence dijital dönüşüme bir maliyet olarak bakmamak lazım. Yani olay müşteri deneyimini dijitalleştireyim, çalışan deneyimi dijitalleştireyimden öte öncelikle dijital dönüşüme bir maliyet unsuru olarak bakmamak lazım. Dünyadan en büyük farkımız bence bu. Yani dünya bunu tabii çok eskiden beri yapmaya başladı. Ve dünyada biz yurt dışında da çok fazla çalışıyoruz. Çok fazla dijital dönüşüm projesini yurt dışında da yapıyoruz. Yurt dışına gittiğiniz zaman kişi ilk başta size şunu soruyor. Bu projeyi yaptığım zaman ben karşılığında ne elde edeceğim? Hani İngilizce bir terim olacak ama ROI, Return on Investment. Evet. İlk sorduğu Hangi soru değeri o. edeceğim? Evet. Yani bu yatırımı yapacağım ama bunun karşılığında ne kazanacağım? Maalesef bizim genelde yaptığımız Türkiye'deki toplantılarda ise ürünü ilk beğendikten sonra sorulan soru bunun fiyatı ne kadar? Dolayısıyla aslında en büyük fark bu. Evet. Onun haricinde evet müşteri deneyimi her yerde müşteri deneyimi. Çalışan deneyimi her yerde çalışan deneyimi. Ya da dijital deneyim her yerde dijital deneyim. Peki Yani kaç çok sene farklı değil. bu yatırım kaç sene geri döner? Bu firmanızın büyüklüğüne, yaptığınız işin boyutuna bağlı olarak değişmektedir tabii ki de. Yani küçük bir firmanın geri dönüşü çok daha hızlı olacaktır. Evet. Ama büyük bir firmanın geri dönüşü biraz daha zaman alabilecektir. Doğru. Fakat burada tabii ki önemli olan noktalardan birisi de şu. Biz hep şunu söylüyoruz. Dijital dönüşüme yatırım yapmayan firmaların orta ve uzun vadede ayakta kalma şansları çok olmayacaktır. Doğru. Şimdi buna şey geleceğim. Ülkemizde yani nasıl bütçeli çalışmıyorsak iş süreçleri çok fazla, çok az firmada iş süreçleri var. Evet. Şimdi iş süreci olmayan bir firmaya nasıl hizmet veriyorsun? Zor olmuyor yani. Çok 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 doğru. Genelde mesela bu dijital dönüşümle alakalı toplantılar yaparken biz tabii 16 yıldır bu işi yapıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de belki de dokunmadığımız orta ve büyük ölçekli firma kalmamıştır. Evet. Tabii bunun artısı ne oluyor? Bir firmada yaptığınız bir süreci başka bir firmada hiç aklına gelmeden onu anlatabiliyorsunuz. Bakın sizin sektörünüzde bunları da yapabilirsiniz diye. Dolayısıyla bizim çoğu projemizde aslında hiç aklında olmayan süreçlerini de o verdiğimiz örneklerle
dijitalleştirebiliyoruz. Stratejiye kim karar veriyor? Yani şirketin mesela bu projede kimler sizi birlikte oluyor? Yani mesela en tepeden birileri katılıyor mu? Yani bu proje hani el sıkıştınız. Kimler dahil oluyor? Özellikle strateji kısmında kim nasıl o tarafı nasıl yönetiyorsunuz? Aslında çok önemli sorulardan birisi de bu. Şöyle, dijital dönüşümün başarı ya da başarısızlığını belirleyen aslında stratejik olarak bu süreçlerin içerisinde kimlerin olduğu. Örneğin biz bir dijital dönüşüm projesine başladığımız zaman ilk sorduğumuz soru şudur. Üst yönetimde bunun sahiplenicisi kim? Evet. Üst yönetim bu dijital dönüşümün farkında mı ve destekliyor mu? Sahipleniyor mu? Sahipleniyor mu? Hı. Çünkü dijital dönüşüm hem alttan üste gittiği gibi aynı zamanda üstten alta da gelebilmeli. Hı. Ya doğru. Bunların hepsi birlikte yapılmalı. Ne tür zorluklarla karşılaşıyorsun? Dijital dönüşüm adını sadece kullanmakla olmuyor. Biraz insanları da dönüştürmek gerekiyor. Ya çünkü şöyle düşünün. Diyorum, kimler direniyor? Evet, şimdi şöyle düşünelim. Bir kişi artık onu manuel yapmaya alışmış ve onun için en kolayı en bildiğidir. Bir de vazgeçilmez oluyor. Vazgeçilmez oluyor. Bir de tabii onun da etkisi var. Dolayısıyla onun için bu yeni bir serüven oluyor. Acaba bu serüveni ayak uydurabilecek mi? Evet. Acaba şirkette önemi artacak mı, azalacak mı? Dolayısıyla bizim en çok mücadele ettiğimiz şey aslında yine dönüyor dolaşıyor. Yazılım çok iyi olsa bile o insanı da dönüştürmek gerekiyor. Evet. Tabii bu dönüşümde işte şey çok önemli. Basiretli yöneticilerin olması çok önemli. Eğer dijital dönüşüme başlarken şöyle bir yönetim anlayışıyla başlanırsa, ya olsa da olur, olmasa da olur. Hadi biz de deneyelim, herkes yapıyormuş. Biz de bir bakalım. Bu mantalitede o dijital dönüşüm başarılı olma ihtimali yok. Oluyor mesela bak, bazen patron hadi yapalım diyor, genel müdür yok yapmayalım diyor, işi yavaşlatıyor mesela. Evet, çok zor yani öyle bir projede başarılı olma ihtimali çok zor. Evet. Yani üstten alt kademeye kadar her kademenin bu projenin arkasında olması lazım. Bir de ben şu lafı çok seviyorum. Kartaca kumandanı gibi olmak lazım. Gemileri yakıp önümüze bakmamız lazım. Biliyorsun savaşta gemileri yakıyor ve diyor ki biz burada savaşmak zorundayız. Ne kadar süre bir proje? Dijital dönüşümü biraz öyle bakmak lazım. Bu tabii süre çok değişken. Yani bunun 2x2=4 gibi bir sonucu yok. Çünkü büyüklerde farklı, küçüklerde farklı. Bir de dijital dönüşüm çok fazla alanı var. Dolayısıyla o seçtiğiniz alana göre, neyi dijitalleştirmek istediğinize göre, seçtiğiniz çözüme göre, çünkü mesela bazı çözümler vardır, onları implemente etmek, onları uygulamak çok zordur. Doğru. O çözümlerde aynı şeyi yapmaya çalışsanız bile çok uzun sürer. Ama farklı, daha yenilikçi bir çözüm vardır. O çözümde sonucu aynı elde edersiniz ama çok daha kısa sürede. Hangi sektörler şu anda en çok dijital dönüşüme konusunda istekli? Ya burada tabii yine Türkiye'de hala orta ve büyük firmalar dijital dönüşüme tabii çok daha hızlı gidiyor. Sektör verme şansı var. İsim vermiyor sektör, mu? Sektör tabii ki. Sektör noktasında otomotiv endüstrisi mesela dijitalde yine çok ileri. Yine holdingler, büyük Türkiye'deki bildiğiniz holdingler yine dijital dönüşüme çok fazla yatırım yapıyorlar. Perakende tarafı yine oldukça fazla yatırım yapıyor. Yine inşaat tarafı da Türkiye'de. Biliyorsun inşaat Türkiye'nin her zaman popüler bir sektörüdür. Fakat dijital dönüşümde geri kalmış sektörlerden birisidir inşaat. Doğası biraz geriye. Evet. Fakat son zamanlarda baktığımız zaman inşaat sektörü de yine bizim çok fazla o tarafta da yaptığımız projeler var. Oldukça fazla yatırım yapıyor Şimdi diyebilirim. Buradan yapay zekaya geçeceğim. Yapay zeka çok popüler. Sorulmazsa olmaz değil olmaz. Mi? Herkes soruyor. Evet, yapay zekalı bir talep geliyor size. Evet. Şimdi yapay zekaya şöyle cevap vermek istiyorum. Yapay zeka aslında yeni bir şey değil. Yani yapay zeka 2000'li yıllardan beri var. Sen de çok iyi hatırlarsın. Chatbotlar vardı. Herkes Doğru. Bir ara hatırlıyorsun. Chatbot geliştiriyordu. Otomatik cevap verelim diye. Doğru. Fakat maalesef o chatbotlar istenilen sonucu elde edemediler. AI dediğimiz yapay zeka ne zaman, ben bu tabiri çok kullanıyorum, halk ağzına indi. Şu anda herkes AI'yi konuşuyor. Doğru, teknolojiden anlasın anlamasın. Doğru. AI'yi konuşuyor. Ama aslında AI'yi konuşmuyor, ChatGPT'yi konuşuyor. Aslında ChatGPT ile beraber yapay zeka halk diline de düştü. Doğru. Nasıl düştü? ChatGPT'ye çünkü insanlar şunu gördü. Ne sorsak cevap veriyor. Evet. Bunu çevir diyoruz, çeviriyor. Buna nasıl cevap yazarım diyorsun, cevap yazıyor. Bunu özetle diyorsun, özetliyor. Evet. Aslında ChatGPT yapan ve AI'yi bu kadar popüler yapan aslında çok büyük bir eğitsel data oldu. Evet. Yani ChatGPT yapay zekası öyle bir eğitsel data ile eğitildi ki ne Evet. sorsak cevap veriyor. Dolayısıyla ben şuna inanıyorum kişisel olarak. AI'da başarılı olabilmek için, tabii burada önemli olan şey şunu çevir dediği zaman çevirmek, bu maile nasıl cevap vereyim demekten öte, Evet. İş süreçlerimizde AI'yı nasıl kullanabiliriz? Evet. Yani iş süreçlerimizde AI, biz örneğin bir problem yaşamadan, bak buraya dikkat et, gidişat iyi değil,
Burada problem karşılaşabilirsin cevabını alabilmek. Bunun için de AI'yı iş süreçlerimizle eğitmemiz lazım. Burada kesmek zorunda çünkü çok son bir dakika giriyoruz. Son soru, yapılan en büyük hatalar. Yani yapmış olduğunuz deneyimlerde firmanın yaptığı en büyük temel hatalar nelerdir? En büyük hata biz şunu görüyoruz. Bir, bütçenize göre çözüm almamalısınız. Hmm. Bütçenize göre proje yapmamalısınız. Yani bu kadar param var, bana buna kaparsın. Evet, bu olmaz. Tamam. Eğer o bir her işin bir karşılığı var ve dijital dönüşüm de sonuçta teknoloji ucuz şeyler değil ve burada sadece önemli olan ürün almak, çözüm almak da değil. Servis almak. Dolayısıyla karşılaştığımız en büyük problem bu. Evet. Biz bunu yapmak istiyoruz ama bütçemiz bu kadar. Bu kadar para ne yaparsın? Ben de diyorum ki eğer bütçeniz bu kadarsa bu iş bu bütçeyle olmaz. O yüzden hiçbir ürün almayın, hiçbir çözüm almayın. Bütçenizi arttırın, öyle bu çözümü alın. Birinci noktası bunu söyleyebilirim. Tamam. İkincisi de üst yönetimin desteği çok önemli. Evet. Yani dijital dönüşümde üst yönetimin desteği ve takipçiliği olmazsa maalesef o dijital dönüşüm projelerinin başarıya ulaşma şansı Evet. çok düşük. Başka eklemek istediğin bir şey var mı programı kapatmadan önce? Tabii son olarak da insan kaynağı. Evet. Her yerde olduğu gibi teknolojide de, dijital dönüşümde de insan kaynağı çok önemli. Ve bizim gerçekten belli bir alanda uzun yıllar çalışan insan kaynağına ihtiyacımız var. Özellikle teknoloji tarafında. Maalesef en büyük yaşadığımız problem günümüzde özellikle şartlar dolayısıyla da insanların kısa kısa belli alanlarda çalışıp maalesef o istenilen tecrübe noktasına yıllar geçse bile ulaşamamaları diyebilirim. Evet. TÜBİSAT Plus bu programımızın sonuna geldik. Konuğumuz Gökhan Erdoğdu'du, Maxsoft'tan. Çok teşekkür ederiz ben verdiğiniz teşekkür değerli ederim bilgiler Taner. için. Teşekkürler. Evet, bir sonraki programda görüşmek üzere.